Zannın pek çoğu boştur derken doğruluk payı az olan değil mi? Yani %75 değil de %50'den az olması gerekmez mi? Yok. Hatta sana şimdi bir ayet okurum. O zaman %100 olması gerekmez mi dersin? يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ. Onlar zannederler ki Rablerine kavuşacaklar. Nasıl çevireceğiz bunu? Bunu birçok mealci, birçok müfessir, onlar Rablerine kavuşacaklarına iman ederler. Kalplerini basarlar. Varlıklarını basarlar. Yakin derecesinde inanırlar diye çevirmiş. Ama yazınlığına geçiyor, zan geçiyor. Ha. Onun için zannın böyle bir şeyi var, kullanım alanı var. Ben onun için söyledim. Hazreti Ebubekir'e atfedilen bir söz var. Allah'ım vücudumu öyle genişlet ki. Hazreti Ebubekir'e iftira etmişler. İnsan intihar ettiğinde, evet tabii iftira etmişler. Siz hiç herhangi bir Allah Resulü'nden, efendim buna benzer bir şey duydunuz mu? Yani bu şefkat değil ki. Efendim? Doğru bir söz de değildir. Şefkat de değildir. Çünkü eteği tutuşmuş itfaiyeci yangın söndüremez. Ayağını sağlam bir yere basmayan denizden adam çıkaramaz. Anlatabiliyor muyum? Hazreti Ebubekir bunu bilmeyecek kadar mıydı? Onun için hiç kimse bir başkasının ateşten kurtulması için kendisinin yanması gerektiğini düşünemez. Bunu böyle düşünmek Allah'ın cennetinin sınırlı, kontenjanın sınırlı, yüz ölçümünün sınırlı olduğunu düşünmek. Allah'ın cenneti herkesi almış da bir Ebubekir mi kaldı? Dolayısıyla Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Hazreti Ebubekir'e bunu mal etmek caiz değildir. Hakikate de töhmet olur. Doğru değildir. Yani biz bununla ne yapmak istiyoruz şimdi? Hazreti Ebubekir'e övmek istiyorsak, Kur'an'ın inşa ettiği akla göre bu bir övgü değildir. Herhalde yermek için söylemez bir insan bu. Övmek istiyorsak, bu Hazreti Ebubekir'e ikram değildir. Övgü değildir. Çünkü böyle bir övgü olmaz. Onun için kimse Allah'tan daha şefkatli ve merhametli olma iddiasına kalkışmasın. Kur'an bu konuda zaten bizi bu konuda da inşa ediyor. Allah'tan daha şefkatli olmaya kalkmak haddini bilmez. Hadi.